Arkadaşlar merhabalar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bugün sizlerle birlikte bu videoda bilgisayar mal yayınları 15'li TYT Matematik branş denemelerinin 5.sinin çözümlerini yapacağız. Evet, çayını, kahveni aldıysan denemede yapamadığın, çözemediğin, boş bıraktığın veya çözümünü uzun bulduğun soruların çözümlerine bu video aracılığıyla artık ulaşabilirsin diyelim ve geçelim denemeyi çözmeye. Evet ilk sorumuzla şöyle ufaktan başlayalım. Bir kenarının uzunluğu 4 tam 1 bölü 2 birim olan dikdörtgen şeklindeki tahta parçası aşağıdaki gibi sarı, mavi, mor renkli dikdörtgen biçiminde kendi aralarında eş parçalara ayrılmışlar. Şimdi bu 4 tam 1 bölü 2'yi ben bileşik kesir haline getirirsem 4 ile 2'yi çarptım 8, 1 ekledim 9 yaptı 9 bölü 2'ymiş. Yani bu dikdörtgenin şuradaki uzun parçası, uzun kenarı 9 bölü 2. E şimdi burada 3 tane sarı dikdörtgenden oluştuğunu görüyorum ben bunun. 3'e bölersem bunların bir tanesi 3 bölü 2 olur. 3 bölü 2. Peki bu 9 bölü 2'yi maviler 4 tanesi birleştirilerek 9 bölü 2 elde edilmiş. Ben bunu 4'e bölecek olursam 9 bölü 8'i bulmuş olurum. 5'e bölecek olursam da 9 bölü 10'u bulmuş olurum. Demek ki artık şunu biliyorum ki sarılardan bir tanesi 3 bölü 2, mavilerden bir tanesi 9 bölü 8 ve morlardan bir tanesi de 9 bölü 10 birim e, uzun kenarları. Pekala. Şurada gösterilen x kaçtır diye sormuş şimdi bu x uzunluğu bir tane 3 bölü 2'den oluşmuş. Daha sonrasında şu 9 bölü 10'du e bunlar da 9 bölü 10'du. Hemen yazdık. Mavilerde 9/ 8 de değil mi? 9 bölü 8 ve 9 bölü 8 dedim Şimdi bir tane sarı var 3 bölü 2. Daha sonrasında 3 tane mor var e 27/ bölü 10 yapar ve 2 tane de mavimiz var O da 18 bölü 8 yapar. 18 bölü 8. Şimdi hocam ben e, payda eşitlemesine gideceğim. E, bunların tamamı 40'ta eşitlenir. Dolayısıyla burayı 20 ile bunu e, 40 ile eşitleyeceksem 4 ile bunu da 5 ile genişletmem gerekiyor. 3 kere 20 60 yaptı eşittir. 60 artı 4 kere 27 108 yapar. Ve 5 kere 18 de 90'ı verir bize. Ben bunu neye böleceğim? 40'a. Pekala üst taraf e, 258 gelir. 258. Alt tarafta 42 ile sadeleştirdiğim takdirde 129 bölü 20'nin ta kendisini bulmuş olurum. O halde doğru cevabımız da budur deriz. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş sevgili gençler bu güzel sorun. Geldim 2'ye. Aşağıda verilen toplama ve çarpma işlemlerinde KLM sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakamı gösteriyor arkadaşlar. KL ile L'yi çarpınca ML 2 basamaklı sayısını. KLM'yi toplayınca da KL 2 basamaklı sayısı elde edilmiş. MK'dan LM çıkarıldığı takdirde bu çıkarma işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi KLM'nin toplamını ben şu şekilde ifade edecek olursam K artı L artı M dersem bu bana KL iki basamaklı sayısını veriyorsa ben bunu çözümlediğim takdirde 10K artı L'yi elde etmiş olurum ki her iki tarafta L'lerin olduğunu görüyoruz. K'yı aldım sağ tarafa gönderdim ve M eşittir 9K gelmiş oldu. E tabi e, KLM birer Rakam olduğu için arkadaşlar ben burada K'yı 1 ve M'yi de 9'dan başkası seçemem. Bir diğerinin 9 katı olan tek bir rakam e, çifti var. 1 ve 9. Pekala K1 M'ye de 9 dedik. Hayırlı olsun. Şimdi geldim şu kısma. K1'di. Bir L ile L'yi tutup çarpmışız. M9'du. Buraya da L'yi yazmışız. Şimdi burada L ile L'nin çarpımı nın birler basamağı yine L'yi veriyormuş. Hani elde var bir şey. onu da 9'a. 9'un olduğu yere ekleyeceğiz ya. Yani. Bu ne olabilir? Ya 1 kere 1'den 1'dir ya da 6 kere 6'dan 36'dır. Değil mi? Sonu eşit olan. E 1 olursa bir kere ben 1 kere 1'i çarptığım takdirde zaten burası 1'le gelmesi lazım. Demek ki değil. L kaçmış? 6. Yani 16 ile 6'nın çarpımı da zaten bana 96'yı veriyor. Burayı doğruluyor. O halde K1, M9'sa L de kesinlikle 6'dır demiştik. Çıkarma işleminin sonucu sorulmuş. M9'du. K'yı 1 bulmuştuk. L'yi 6. M'de 9'du. Ben bundan bunu çıkaracak olursam 22'nin ta kendisini bulurum. O halde doğru cevabımız da D şıkkı olmuş olur sevgili gençler. Diyelim ve geçelim 3'e. 2 yüzünde çarpımları 2 üzeri A artı 4 bölü 2 üzeri A eksi 1. Bir kere ben bunun bir sayıya eşit olduğunu biliyorum. Yani şu ikisini oranlarsam A artı 4'ten A eksi 1'i çıkardığım takdirde 5 gelir. Yani 2 üzeri 5'miş arkadaşlar. 2 yüzünde çarpımları 32 olan, 2 üzeri 5 olan, 2 üstü sayının yazılı olduğu 3 kart aşağıdaki gibi e, ön yüzleri görünecek biçimde bir panoya asılmış. Buna göre bu kartların arkasında yazan sayıların soldan sağa doğru büyükten küçüğe sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi burada aslında bu yüzünde 2 üzeri 3 yazıyor. Bunun bu yüzünde 2'nin küpünün 1 bölü 3. kuvveti 2 üzeri 1 yapar. Ve bu da 2'nin karesinin eksi 3. kuvveti olduğu için burada 2 üzeri eksi 6 yazıyor. Şimdi ben arka yüzündeki sayıları düşüneceğim. Mesela e, maviye bakalım. 2 üzeri eksi 6'yı neyle çarparsam 2 üzeri 5'i verir? Tabii ki 2 üzeri 11'le. Burayı 2 üzeri 4'le. Burayı da 2 üzeri 8'le çarparsam 2 üzeri 5'i bulurum. Demek ki en büyük hangisinde? Mavide. O halde soldan sağa doğru, büyükten küçüğe mavi, sarı ve yeşil olacak. Doğru cevabımız da bu olmalı. Mavi, sarı, yeşil Nerede verilmiş? C şıkkında. O halde doğru cevabımız da C şıkkı olur deriz. Geldik bir diğer sayfaya. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar artık. Şimdi böyle e, kare kök işaretini tersten yazmış. E, i̇çerisine de bir A sayısı yazılınca bu kök A ile A'nın toplamı oluyormuş. Mesela kök 20 dediğimiz şey kök 20 2 kök 5'tir. 2 kök 5 artı içindeki sayının toplamı. Ya yani bu buna eşitmiş deniliyor. O halde buradaki eşitlik e, teki x kaçtır diye soruluyor Şimdi ben şunu yazacak olursam Şöyle 64 yazıyorsa Bu kök 64 ile 64'ün toplamıdır Ki kök 64'ün 8 olduğunu biliyoruz Demek ki bu neye eşitmiş 72 Yani şu içerideki şu ifadeyi sileceğim ben artık Oraya 72 yazacağım Yani şöyle bir şey olacak 72 eşittir 6 kök 2 ile x'in toplamıymış Şimdi ben 72 Kök 72 artı 72 olduğunu biliyorum e kök 72 de zaten 6 kök 2'dir. 36 kere 2 olduğu için. Artı 72 dedim. Bak. Şu şuna eşitse e haliyle buradaki 6 kökler birbirine eşit olduğuna göre demek ki x kaçmış? 72'nin ta, kendi, ta kendisi. O halde doğru cevabımız C eşit olur. Geldim 5'e. Çıkmış bir sorunun çok benzeri. A ve B birer tam sayı olmak üzere yukarıda gördüğümüz sayılardan iki tanesi tek ve bir tanesi çift sayı olduğu bilinmekte. Buna göre hangileri bir tek sayıdır? Sınavda çıkan soru da aynı mantaliteyle çözülebiliyordu. Şimdi şu sayımız, bu sayımız ve bu sayımız iki tanesi tek ve bir tanesi çift. Ben bunları toplarsam 6a ve e, artı 3b gelir. Şimdi tek tek ve çift 3 tane sayımız var. Bunları toplarsam tekle tekin toplamı çift ve çiftle çiftin toplamı çift yapar. Demek ki burası da ne yapacakmış? Çifti verecek. Bir kere A ne olursa olsun 6 ile çarpıldığı için çifttir. Ben bu çiftin üzerine ancak bir çift eklersem sonuç çift sayı olacaktır. O halde 3B çiftse B kesinlikle ve evet, kesinlikle çifttir diyebilirim. Şimdi geldim şuraya burası çift e, bu da çift. Çift ve çiftin toplamı çift. Demek ki çift olan sayımız buymuş. Diğer geri kalanlar tek olacak. E, B çiftse A'nın tek olması lazım ki tekten çift çıkınca tek kalsın. Ya da B çiftse burası çift demek ki A kesinlikle tek olmalı diyebiliriz. B çiftken A neymiş? A da tekmiş sevgili gençler. Peki B'nin çift A'nın tek olması gerektiğini bulduk. Şimdi öncüllere bakalım hangileri tek sayıymış. Bunu ortaya çıkaracağız. A tekti 3 kere tek tek yapar. B çifti burası da çift yapar. Tekle çiftin toplamı tektir. O halde birinci öncüyle verilen ifade kesinlikle tek sayıdır. 2'ye bakıyorum. 4 ile çarpıldığı için zaten çifttir. B'nin kendisi zaten çifti. 3 ile çarpılırsa çift olur. Çiftle çiftin toplamı çifti verir bize. Tekle çiftin çarpımı da kesinlikle çifttir. O halde biz burada sadece 1'i işaretlediğimize göre cevabımız yalnız 1 olur diyebiliriz. Devam 6. soru yukarıdaki şekilde cetvel üzerinde bulunan bazı noktaların sayı değerleri A, B, C ve D'dir. cetvel üzerinde verilen ardışık iki tam sayı arası 8 tane eş parçaya bölünmüş. Şimdi ardışık iki sayı arası 8 parçaya bölündüğüne göre o her bir parçanın uzunluğu 1 bölü 8. Yani açıkçası 0,125 de diyebiliriz. İki parça boyalığı ise eğer örnek veriyorum 0,25'i buluruz. Yani 1 bölü 4'ü çeyreği buluruz. Cetvel üzerinde verilen ardışık iki tam sayı 8'e şu parçaya bölündüğüne göre A artı C'den D bölü B'yi çıkarırsan cevabını ne bulursun? Şimdi A'ya bakıyoruz şuna. Şöyle gösterelim biz. 2 e, birim var. 2 e, birim 0.25'ti. E, birin sağında ise A sayısı 1,25'tir. O halde B sayısı da 2,25'tir. C sayısına bakalım. 3 ile 4'ün tam ortasında yani 3,5. D sayısı da 4 ile 5'in tam ortasında yani 4,5 diyebiliriz. Şimdi benden istiyor ki şunu D'yi B'ye böl. Yani ben 4.5'u 2.25'e bölersem 2 yapar hocam şurası. Burası 2'ymiş. Önünde ikisi var unutmayalım. A ile C'yi topla demiş. 1.25 ile 3.5'i toplarsam 4.75 yapar. 4.75'ten demek ki 2'yi çıkarmamızı istiyor. O halde doğru cevabımız 2.75'in ta kendisidir deriz. O da bize B şıkkını verir sevgili arkadaşlar. Geldim 7 soruma. Aşağıdaki şekilde birinci sırada ardışık sayılarla numaralandırılmış 20 tane sarı renkli kutu. E, ikinci sırada ardışık sayılarla numaralandırılmış 10 tane mavi renkli kutu var. E, gösterilmiş birinci ve ikinci sıra diye. Birinci sıradaki her bir kutuya kutu numarası kadar bilye konuluyor. Yani buraya bir tane, buraya iki tane, buraya 3 tane, dört tane. En sonuncu kutuya da 20 tane bir e, ne konuluyor? Bilye. İkinci verdiği bilgide de ikinci sıradaki her bir kutuya... Kutu numarasının iki katının bir eksi. Şimdi iki katının bir eksini biz tek sayılarla modellemiştik. Mesela birin iki katının bir eksi birdir. 2'nin iki katının bir eksi üçtür. Bununki beştir. Bununki 7'dir. Ve son olarak da burası 19'dur. Yani birden 19'a kadar olan tek sayıları topla demiş. Ki biz burada terim sayısının karesi olduğunu biliyoruz. Terim sayısının terim sayısı onsa onun karesi 100'dür. Yani buradaki 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı 100 tek sayıların. Ve burada da 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk biz? 20 çarpı 21 bölü 2. E bu da 20 ile 2'yi sadeleştirirsem 10. 10 kere 21 de 210'u verir bize. Demek ki sarı kutularda toplam 210 tane, mavi kutularda toplam 100 tane bilye var. Sarı renkli kutulardaki toplam bilye sayısı mavi renkli kutulardaki toplam bilye sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. 210'dan 100'ü çıkarırsam 110 gelir. Doğru cevabımız da C şıkkı olur. Geldim 8'e. A ve B birer Doğal sayı olmak üzere bir P sayısı bu bir asal sayıymış. Genelde asallarda P ile gösterilir. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B artı 1 şeklinde eğer yazılabilen bir asal sayıysa biz bunlara Pierre Pont asalı diyormuşuz. Mesela 73 sayısı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi 72 bir ekleyince 73'ü veriyor. Yani 2'nin kuvveti ile 2'nin 3'ün kuvvetinin çarpımından bir fazlaysa bu asallara biz Pierre Pont asalı diyormuşuz. 3 basamaklı en küçük Pierre Pont asalı kaçtır? Şimdi buradaki tabi verdiği sayılar da 3 basamaklı asal var. Tamam. Şimdi 101 sayısı. Şimdi 1 eklenince ee, asal oluyor ya. Şimdi 1 eklemeseydim 100 olurdu. 1 eklemeseydim 108 olurdu. 1 eklemeseydim 128. 1 eklemeseydim 162 ve 1 eklemeseydim 180 verecek. Valla şimdi bu şıkları artık görmezden gelebiliriz ben 100'ü 2 ile 3'ün kuvvetlerinin çarpımı biçimde yazabilir miyim? Maalesef 2 ile 5'in kuvvetlerinin biçimde yazabilirim. O halde bu değilmiş Pierre Pont. 108'e baktığımız zaman 36 kere 3 olduğunu görüyoruz. Yani açıkçası 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün e, küpü mü diyeceğiz bakalım. 108 16 kere 16 kere 8 mi oluyor? Yok ya saçmaladım dur. 16'ya bölünmüyor dur sakin. 108 nedir 36 kere 3 onu tamam biliyorum 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi Tamam şu an 36 bir de 3 tamam çok güzel 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüymüş arkadaşlar Beceremedim <laughs> ayırmayı İşte bunu bu şekilde yani Artı 1 biçimde yazarsam 109'u buluyorum Demek ki cevabım B seçeneğinde verilmiştir Diyeceğiz Evet bu arada ara sıra içeceğimden bir yudum alıyorum Kusura bakmayın Sabah uyandığımda böyle boğazımda bir ee, neden ona bir tahrişle uyandım İnşallah hasta olmayız ee, havalar biliyorsunuz değişken mont giysen yanıyorsun çıkarsan üşüyorsun gibi saçma sapan durumlar var ee, mevsim geçişlerinden nefret ederim zaten ee, inşallah hasta olmayız 9. aşağıdaki şekilde uçları kırmızı kapaklarla kapalı olan 720 ve 840 santim uzunluğunda iki tane boru verilmiş arkadaşlar bu borular eşit uzunlukta kesilerek parçalara ayrılıyor oluşan parçaların eğer uçları açıksa o açık olan uçlara da kapaklar kapatılıyor. Buna göre bu işlem için en az kaç tane daha kapağa ihtiyaç vardır diye sorulmuş. Şimdi en az diye sorulduğuna göre ben 840'ı da 720'yi de eşit uzunlukta parçalara böleceksem bir kere 840 ve 720'nin ben ebabını bulmam gerekiyor. İkisi de 120'ye bölünüyor zaten. Burada 7 burada 6 kalıyor. 6 ile 7 aralarında da asal olduğuna göre demek ki ebabımız bu. Şimdi ebabı bulmak ne demek bu soruda? Aslına bakarsan kaç santim uzunluğundaki parçalara ayırman gerektiğini bulmuş oluyorsun EBAB'ı bularak. E, haliyle ben 120'er santimleri ayıracağım. O halde bu 6 parçaya ayrılır. Üstteki de 7 parçaya ayrılır. Ki zaten şurada da elde etmiştik. 7 kere 120, 840, 6 kere 120, 720'yi veriyor. Şimdi ben bunu 7 parçaya ayıracak olursam. Tabi şu uçlardaki kırmızı kapakları düşünme. Onlar yokmuş gibi davran. E, 7 parça varsa ben sağını da solunu da kapatacağım abi. Yani benim 14 tane kapağa ihtiyacım var. Alttakinde de 12 tane kapağa ihtiyacım var 6 kere 2'den. Lakin 2 kapak kapatıldığına göre demek ki benim buraya 12 tane kapağa ihtiyacım var. Burada da 2 tane kapak ol, olduğuna göre burada 10 tane kapağa ihtiyacım var. 10 artı 12 bize 22'yi verir. Cevabımız da 5'lik of. Geldim 10. soruma Ahmet amca tarlasını dönüm cinsinden 3 tane eşit parçaya ayırıyor ve çocuklarına miras olarak bırakacak. Ee, birinci parça x eksi 7'nin mutlak değeri kadar. ikinci parça 13 eksi 3x. Diğer diğeri de x artı 1'in mutlak değeri kadar. Bunların hepsi birbirine eşitmiş. Ahmet amcanın tarlası toplam kaç dönümdür? Bunların hepsi birbirine eşit ya. Ben ikisini bile eşitlediğim takdirde bulacağım x değeri bana aslında cevabı verir. Bunun içinde şunu yapabilirsin bak. Böyle matematiksel işlemlere dalmayalım. Mutlak değer aslında bir sayının bir başka sayıya olan uzaklığını ifade etmede yarıyor ya. Mesela bu x'in 7'ye olan uzaklığı çünkü x'ten 7'yi çıkarmış. Bu da x'in x'ten neyi çıkarmış? x artı 1'in mutlak değerinde eksi 1'i çıkarmış değil mi? Bak ben bunu şöyle yazabilirim. Doğru mu? Yani biri şu sayı doğrusunu çizdim. Biri x'in 7'ye olan uzaklığı öteki de x'in eksi 1'e olan uzaklığı ve bunlar birbirine eşit miymiş? Şimdi hem eksi 1'e hem de 7'ye eşit uzaklıkta bulunan bir sayı söyleyin desem tabii ki tam ortadaki sayıyı seçmiş olursunuz ki tam ortadaki sayı 3'tür arkadaşlar. Demek ki x'imiz 3'müş hayırlı uğurlu olsun. x 3 ise demek ki buna 4 dönüm bırakıyor. E buna da bak yerine yaz 3'ü ne gelir? 4 gelir. Buna da 4 dönüm ve buna da 4 dönüm ayırıyor. Ahmet amcanın tarlası toplam 12 dönümdür diyebiliriz. O halde doğru cevabımız da B şıkkında verilmiştir deriz gençler. Devam edelim bakalım. 11. soru. Bir a pozitif tam sayısının birbirinden farklı asal bölenlerinin sayısı çember içerisinde a ile farklı asal bölenlerinin toplamı da kare içerisinde a ile gösteriliyormuş. Mesela 56 asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2'nin küpü çarpı 7 yapıyor ya. E kaç tane asal çarpanı var bunun birbirinden farklı? 2. O zaman bu çember içerisindeki 56 2'ye eşittir. Bu asal çarpanların toplamı ne? 9. O halde kare içerisinde 56 da 9'dur deniliyor. Diyor ki şimdi burada çember içerisinde A3. Yani bu sayının A sayısının 3 tane birbirinden farklı asal çarpanı varken bu asal çarpanların toplamı da 12'ymiş deniliyor. En küçük 3 basamaklı A sayısı sorulmuş. Şimdi toplamları 12 olan 3 tane asal elde etmem gerekiyor ki bir tanesi mutlaka 2 olmak zorunda. Çünkü asal sayıların 2 haricinde seçersem tek, tek ve tek olmak zorunda toplamları teki verir. E, toplam burada 12 olduğuna göre birisi mutlaka 2'dir. Diğer 2 asal çarpanın toplamı da 10 olmak zorunda. O halde 3 ve 7'den başkasını seçemeyiz. 2, 3 ve 7. Ben bunları toplarsam 12 gelir. Şimdi sayısı da 3'tü zaten çok güzel. Şimdi asal çarpan ya bunlar zaten. Mecburen bu sayılı çarpanlarından olacak bunlar. O halde bizim sayımız mesela en küçük 2 çarpı 3 çarpı 7'den 42 olabilir ama bana diyor ki 3 basamaklı olsun diyor. He, tamam o zaman şöyle derim. E, bir 2 çarpanı daha koyarsam asal çarpanları değiştirmemiş olurum. Ama 1 2 ile daha çarparsam 84 yapar. Bu da yemez çünkü 3 basamaklı istiyordu. 1 2 ile daha çarparsam aslında 42 4 ile çarpmış olurum. Ama 3 ile çarpmak varken neden 4 ile çarpayım? O zaman 3 ile çarparım ben 42. 3 çarpı 42 de 3 basamaklı 126 sayısını vereceği için o adı doğru cevabımız C şıkkı olmuş olur deriz. 11'i de bitirdik hayırlısıyla. Geldik 12'ye. Bunlar uzunlukları santim cinsinden, aşağıdaki gibi verilen iki farklı fidan dikmiş. Biri AB santim, öteki BC santim. Aynı gün dikilen bu iki fidandan biri ayda 2 santim, diğeri ayda 3 santim uzuyor. Yani şunu söyleyebilir miyim ben? Ee, biri diğerine kısa olan, ya da şöyle diyelim, bakalım uzunlukları birbirine eşit ve bir A3 oluyormuş. Çok güzel. O zaman şunu düşünürüz biz. Ee, şimdi bir tanesi diğerine bir ayda 1 santim yetişiyor. 1 santim daha kapatıyor mesafeyi. 1 santim, 1 santim, her ay bir santim kapatıyor. E, 32 ay sonra uzunlukları birbirine eşit olmuş. Hmm, o zaman şunu söyleyebilirim ben. Demek ki BC'den ben AB'yi çıkardığım takdirde kesinlikle 32 olacak. Yani bunun kaçarı yok. Çünkü 32 ay sonra birbirine eşit oluyor. Biri 3'er santim, öteki 2'şer santim uzayarak yapıyor bunu. Peki bir de diyor ki bu iki fidan dikildikten 32 ay sonra uzunlukları birbirine eşit ve 1A3 3 basamaklı sayısı oluyor. Hmm. Şimdi o zaman şöyle şunu üçer üçer büyüteceğim. Bunu ikişer ikişer büyüteceğim her ay ki o ona yetişsin. O halde ben AB'nin üzerine, AB iki basamak sayısının üzerine 3 kere 32. 32 ay büyüyecek ya. Yani 96 ekleyince bu 1A3'ü verecek bana diyeceğim. Ya da örnek veriyorum. BC'nin üzerine 2 kere 32, 64 ekleyince bu da bana 1A3'ü veriyor diyebilirim. Şimdi şunu kullanmak daha mantıklı. Yani Kullanacağımız denklem bu olmalı. Neden? Çünkü bak onlar basamağında bir A var burada. Bir de onlar basamağında bir A var karşıda. Bunlar birbirini her halükarda yer bitirir. O halde gösterelim hatta bunu. 10A artı B artı 96 diyelim. Artı 96 eşittir. 103 artı 10A. Burayı çözümlersem bu gelir. Her iki taraftaki 10A'lar birbirini götürür. 96'yı karşı tarafa zıplatırsam B'nin 7 olması gerektiğini rahatlıkla buluruz. Tamam. B7'ymiş. Bunda bir sıkıntımız yok. B7. E şimdi B7'yken şuraya geldim. Şunu kullanamam şimdi. B7 bak. Bu da 7. Bu da 7. Şurayı çözümlersem 70 gelir. Burayı çözümlersem eksi 7 gelir. Yani 63. Artı C eksi 10A çözümledim. Eşittir 32 mi? 32'yi bu tarafa davet et. 31. Eksi 10A ile artı C'yi karşı tarafa fırlatırsam 10A eksi C gelir. E şimdi haliyle A ile C rakam olduğuna göre A 4 ve C 9'dan başkası olamaz. Çünkü 40'dan 9 çıkarsa 31 kalır. A'yı B'yi C'yi bulduk. A 4, C'de 9'du. Madem öyle topla bunları. 9, 7 daha 16, 4 daha 20 yapar. Cevabımız da A şıkkında verilmiştir deriz rahatlıkla. Şimdi 12'de de bitirdik. 13'deyiz yan tarafta. Bir tane matematik öğretmeni mantık konusunu işlerken... ...öğrencilerin aşağıdaki gibi bir istekte bulunmuş arkadaşlar. İstekleri okuyacağız Diyor ki arkadaşlar biliyorsunuz ki dünyamızın bir tane uydusu vardır o da aydır. Güneş dünyanın uydusu değildir. Şimdi sizden bununla ilgili doğru bir bileşik önerme e, söylemenizi istiyorum. Yani bileşik önerme kur bu cümlelerle ve bu bileşik önerme doğru olsun istiyor hocamız. Şimdi Mehmet e, hangileri doğru önerme kurmuştur bunu araştırıyoruz. Mehmet demiş ki dünyanın uydusu ay. Bak bu, bu ne abi dünyanın uydusu ay demek ne demek? Bir doğru söylemiş ve ve güneştir. Peki dünyanın ayısı güneş midir? Hayır değildir. E bu yanlış mı önerme? 1 ve sıfır neye denktir? Sıfıra. He, o zaman Mehmet'e bay bay dedik. Yanlış söyledim Mehmet'ciğim kusura bakma. Devam. Dünyanın uydusu ay veya güneştir. Şimdi dünyanın uydusu ay veya güneştir. Bir veya sıfır birdir. He, Baran doğru söylemiş. Dünyanın uydusu ay ya da güneştir. Bir ya da sıfır 1'e denkti değil mi? Demek ki Can da doğru söylemiş. Hoş geldin Can. Yunus'a bakıyoruz. Ay dünyanın uydusu ise yani 1 ise güneş de dünyanın uydusudur. 1 ise 0. Bu neydi? 100 kuralı. 0'a denkti. Dolayısıyla Yunus'a da bay bay dedik. Hüseyin ne demiş? Güneş dünyanın uydusu ise yani 0. Güneş dünyanın uydusu değil çünkü. İse ay da dünyanın uydusudur. Bu 1. 0 ise 1. 1'e denkti. Dolayısıyla Hüseyin de doğru söylemiştir. Baran, Can ve Hüseyin Doğru cevap olacaktı. Yani cevap E. Şimdi tabi ee, canım arkadaşlarım şu bu soruda eğer Türkçe olarak, sözel olarak bir şeylerin doğruluğunu, yanlışlığını düşünürsen sana garip gelebilir. Yani mesela Hüseyin'in söylediği, ee, Hüseyin'in söylediğini mantık çerçevesinde yani sembolik mantık gibi düşünmeyelim de kafamızda kurduğumuz mantıkla ee, dışarı çıkalım 100 kişiye soralım. Bak 90'ının kafası karışır. Güneş dünyanın uydusu ise... Yani başlangıçta yanlış söylüyor zaten. Güneş dünyanın uydusuysa eğer Ay da dünyanın uydusudur. Bu cümle doğru mu? Yani mantık çerçevesinde düşününce hani başlangıçta Güneş'in Dünya'nın uydusu olmadığını biliyoruz ki bu nasıl doğru olabilir? Ama sembolik mantık dilinde bu doğru bir önermedir, doğru bir cümledir. İşte biz zaten bunu arıyoruz. Tamam? Sana e, burada bu cümlenin mantığını tartışmıyoruz. Sembolik mantığını tartışıyoruz. Anlaştık mı? Devam 14. Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter, Facebook, Twitter ve Instagram artık Twitter da yok, X oldu. Kullanım ile ilgili olarak 150 kişiye bir anket yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen bilgiler de aşağıdaki gibiymiş. Şimdi bu 3 siteden yalnızca ikisini kullanan kişi sayısı, şimdi üçünü kullananlar var, İkisini kullananlar var, bir de birini kullananlar var, tamam mı? Bir de hiç kullanmayan var. Böyle olması lazım. Şimdi. 3 siteden yalnızca ikisini kullanan kişi sayısı her 3 siteyi de kullananların 2 katıdır. Yani ben buna x kişi dersem burası 2x kişi olacak. Bu 3 siteden yine yalnızca birini kullanan kişi sayısı yani şunlar. Şunlar. Diyor ki 3 siteden en az ikisini kullanan. En az ikisini kullanan demek 2 veya 3'ünü kullananlar demek. Yani 3x toplamda. İşte bunun 3 katıymış. Yani burası 9x'miş. Tamam. Şimdi... Herhangi bir sosyal medya platformunu kullanan kişi adeti burada 12x oldu. Şuraya da a diyelim. A kişi de hiçbirini kullanmıyor. Ve bu grup toplam 12x artı a 150 kişiymiş. Şimdi benden istenen şu. Şu diyor a hiçbirini kullanmayan en az kaç tanesi bu 3 de kullanmamaktadır diyor. Tamam. Şimdi 12'nin katını düşüneceğim 150'ye yakın. 144 var. O zaman burada 6 kalır ve a'nın minimum olmasını sağlar. Cevabımız c şıkkı olur. 14'de bitirdik geldik 15'e. Şimdi saat 9 ve 11'de bir belediye otobüsüne binen yolcuların sayı ve ücret bilgileri bu otobüsün bilgi ekranında aşağıdaki gibi gösterilmiş arkadaşlar. Ee, mesela saat 9'da binen yolcu sayısı AB toplam yani o ana kadar ee, ve 11'e baktığımız zaman binen toplam yolcu sayısı BA. Bu AB kişiden alınan toplam ücret X lira, BA kişiden alınan toplam ücret Y lira. Bunları da şu şekilde alıyor. Öğrencilerden 5 lira, tam e, kategoriden 8 lira alıyor. Saatlerde gösterilmiş zaten. a, B, B, a ve C7, iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere saat 11'de alınan toplam yolcu sayısı saat 9'da alınan toplam yolcu sayısından C7 kişi fazladır. Bir kere bundan bahsediyor. Yani BA, AB'den C7 kadar fazladır diyor. O halde arkadaşlar ben şu cümleyi rahatlıkla kurarım. BA'dan AB'yi çıkarınca bu bana C7 iki basamaklı sayısını verecek. Şimdi gel şunu düşünelim. Çözümlersem eğer ben burayı. Burası 9B 9A yapar. C7 iki basamaklı sayısı. Tabii bu da 9 parantezinde B A'dır. Şimdi şunu düşünelim. B A yani bir rakamdan bir rakamı çıkaracağım. Bir kere burası mecburen bir rakam olmak zorunda. B A tek basamaklı olacak. Ve ben bu tek basamaklı sayıyla 9'u çarptığımda sonu 7 olan bir sayı elde etmek istiyorum. Ki bu da 27'den başkası değildir. O halde C2'dir, B-A'da kesinlikle 3'tür. 3 kere 9, 27'dir değil mi? Peki, şimdi e, şunu biliyorum. Buradan buraya toplamda 9'dan 11'e kadar 27 tane yolcu binmiş. 27 yolcu, aradaki fark bu. Tamam, güzel. Şimdi alınan toplam ücretleri de kıyasladığı bir sistem verecek bize. Y ve X'i de kıyaslayacak. Diyor ki bu otobüse sadece öğrenci ve tam bilet kullanan yolcular binmiş. Ekstradan e, saat 11'e kadar alınan toplam ücret, saat 9'a kadar alınan toplam ücretten 156 lira fazla olduğuna göre 9'dan 11'e kadar binen yolcuların kaç tanesi öğrenci bileti kullanmıştır? Şimdi ben şunu iyi biliyorum. Bak şunu iyi biliyorum. E, C 7 kişi fazlaydı. Yani Y e, kaç kişi binmişti abi? BA Ötekinde de AB kişi binmişti. O zaman şöyle diyelim. Saat 9'da binenlere e, 9'da binen ve 10'da binen toplam öğrenci sayısı yani farkı 27 Bu aradaki ücret farkı da 156 Aradaki ücret farkı da 156 Şimdi O zaman şöyle bir cümle kurabiliriz. Bir öğrenciler binmiştir abi. Bir de tamlar. Şimdi hatta uzatmayalım. Öğrenciye Ö diyelim. Tamada T diyelim. Şimdi buradan buraya kadar toplam binen öğrenci sayısı 27 idi. Yani öğrenci ve tam toplam 27 kişi binmiş. Öğrencilerden 5'er lira alıyoruz. 5 Ö. Tamlardan 8 lira alıyoruz. 8 T ve aradaki fark da 156 liraymış. Tamam bak ne kadar temiz oldu şimdi. Benden buradan öğrenci e, isteniyor. Yani öğrenci sayısı isteniyor. O zaman Ö'yü bulacağıma göre ben şunu 8'de bir çarpayım. 8 ö artı 8 t 8 kere 27 160 artı 56'dan 216'yı verir. Alttakinden üsttekini çıkaracak olursanız 8 t'ler gider. 216'dan 156 çıkınca 60 kalır. 8 ö'den 5 ö çıkınca 3 ö kalır. 3 ö 60 ise ö tabii ki de 20'dir. Öğrenci sayısı istenmişti. Doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Evet devam bakalım. 16. sorumuz. Bu arada şuradaki yazı fontu çok hoşuma gitti. Yazı fontunu araştırıp bulacağım. Dik koordinat düzleminde birebir ve örten y eşittir fx artı 3 fonksiyonunun grafiği bize gösterilmiş. Buna göre f8 de f'in tersine 3'ün toplamının sonucu kaçtır ve bu sorunun cevabı eksi olmuş. Buna göre diyor a noktasının apsisi kaçtır? Şimdi düşünelim hocam. Öncelikle ee, soru gerçekten güzel duruyor. Yani şu font gerçekten güzel duruyor. Keşke de böyle bir font kullansa. Şimdi gençler ee, F8'i nasıl bulurum? F8'e erişmek için x gördüğüm yere burada 5 yazmam gerekiyor değil mi? Yani fx artı 3'te x gördüğüm yere 5 yazarsam f8 elde etmiş olurum ki 5'i yerine yazınca hop x 4'ten geçtiğini görüyoruz. Demek ki burası x 4'müş. Peki ben x 4'e şurayı ekleyince sonuç ne oluyormuş? Eksi 10. Demek ki burası eksi 6'ymış. Çok güzel. Şimdi artık şunu biliyorum ben. F'in tersinde 3 eşittir eksi 6. O halde f eksi 6 Kesinlikle eksi 3'tür diyebiliriz yerlerini değiştirdiğimiz takdirde. Şimdi artık bunu da öğrendik. f eksi 6 eksi 3'müş. Peki f eksi 6'yı bulmak için x gördüğüm yerine yazmalıyım. Şunu bulmak için x gördüğüm yerine yazmalıyım. Hocam eksi 9 yazarsam eksi 9'a 3 ekleyince eksi 6 gelir. Evet. Peki e, şurası yanlış oldu. Eksi 3 değil arkadaşlar. Artı 3. Şunu dışarı çıkarırken eksi 3 diye çıkardık. Artı 3 orası kusura bakmayın. Peki f'in sonucu nerede 3 olmuş? Aha burada bak. Demek ki buranın geldiği yer neresiymiş? Eksi 9'muş diyebiliriz. O halde cevabımız da e, yani burada A noktasının apsisi sorulmuştu bizden. A noktasının apsisi eksi 9 olacakmış. Yani cevap D'ymiş deriz. Geldik 17'ye. Bir tane veri grubu düşünüyorsunuz şimdi. Bu veri grubundaki verilerin toplamının veri adetine oranı bize aritmetik ortalamayı veriyor. Aşağıda bir tablo verilmiş. Bu gruba yaşı 20 olan kaç kişi daha gelirse grubun yaş ortalaması 18 olur diye soruluyor şimdi grupta 10 kişi var yaşları 12 o zaman bunların yaşları toplamı 120'dir 6 kere 16'dan bunların yaşları toplamı 96'dır ve 10 kere 20'den bunların da yaşları toplamı 200'dür Ben bunları toplarsam bize 416 gibi bir sayıyı verir şimdi 416 var şu an ben gruba x kişi daha koymak istiyorum ve bu x kişinin Yaş, ...yaşlarının tamamı 20... E ...bu x kişinin yaşlarının tamamı 20 ise... ...bunların yaşları toplamı 20 x'tir. Yani ben 400, yaşları toplamı 416 olan bir gruba... ...yaşları toplamı 20 x olan... ...x tane daha kişi koyuyorum. Toplam gruptaki kişi adedi de... ...10 artı 6, 16, 26... ...artı x kişi daha getirmiştim. 26 artı x olur. Ve bu da bana yaş ortalamasının 18 olması gerektiğini söylediği için... Toplam, yaşlar toplamını kişi sayısına böldüm ve 18'e eşitledim. Şimdi işler dışlar zamanı, başka bir şeyimiz kalmadı. X'i bulacağız. 416 artı 20X eşittir. 26 kere 18'e bir bakalım hemen. 160 artı 48'den 208 gelir. Ve 26 toplarsam 8, 6, 4 yani 468 yapıyormuş. Artı bir de 18X'imiz var. Burayı artık silebiliriz, bay bay. Peki buradan ikisi nasıl buluruz? 18 x'i bu tarafa gönderdim 2x. 416'yı karşı tarafa gönderdim. 68'den 16'yı çıkarınca 52 mi kalır? Aynen. O zaman x kaçtır? Tabii ki de 26'dır. Ee, bizden istenen bu yaşları 20 olan kaç kişi katılması gerekiyordu? Biz x kişi olsun istemiştik. X de 26 bulduğumuza göre cevap c şıkkında verilmiştir deriz. Geldik 18'e. İki bloktan oluşan bir sitede. Birinci blokta her katta 4 tane daire var. Birinci blok ve ikinci blok diyelim. Tamam mı? Bunların her birinde dörder tane daire var. Diğerinde de üçer tane daire varmış. Toplam 103 tane daire vardır deniliyor. Pekala. Şimdi o zaman şöyle bir cümle kuralım mı biz? Bu x tane kattan oluşsun. Bu da y tane kattan oluşsun. O zaman bu sitede toplam kaç tane daire vardır? 4x daire vardır birinci blokta. E, i̇kinci blokta da 3y tane daire vardır kesin. Çünkü her katta 3 tane daire varsa 3y, her katta 4 tane daire varsa 4x tane kat var dedik pekala. Şimdi birinci blokta 4, ikinci blokta 5 katın tamamen boş olduğu. Şimdi dur bir dakika o zaman. Boş olan daire sayısı. E, 4 kat ta boşluk varsa, 4 katın tamamı boşsa her katta da 4 tane daire vardı biliyorsun. O zaman toplam bu 4x tane daireden 16 tanesi boş olduğuna göre 4x-16'sında oturuluyor. Ee, diğerinde de her katında 3'er tane daire olan e, bloğun 5 tane katı boşta. 15 dairesi boştur. 3y-15 tane dolu daire vardır. Ve diyor ki soldaki sağdakinin hop 2 katıdır. Çok güzel. Bu buna eşitmiş. E, o halde e, gel şöyle bir şey yapalım. 4x-16 eşittir 6y-30 değil mi? O halde buradan 6y eksi 4x de bize neyi verecektir? 14'ü 2'ye bölünür bunlar. 3y eksi 2x eşittir 7 diyebiliriz. Tamam güzel. Toplam kaç tane daire vardı peki? 103. Toplam daire sayısı 4x 3y'nin toplamıydı. Hemen onu yazalım. 4x artı 3y eşittir 103. Ve eksi 2x artı 3y de yani şu bu da 7'ymiş arkadaşlar. Ben buradan e, toplam kat sayısını istiyor ya. Bak, 3Y ve 3Y. Çok güzel. Şanslıyız. Üsttekinden alttakini çıkaracak olursam 6X gelir. Y'ler gider. 103'ten 7'yi çıkarırsam da 96'yı verir. Demek ki X 16'ymış hocam. E, x 16 ise şurası x 32'dir. Karşıya gönderirsem 3Y 39'u verir. Böylelikle Y'nin de 13 olması gerektiğini elde ederim. Bak ikisi kaç buldun? 16. Y'yi kaç buldun? 13. Toplam kat sayısı sorulmuştu bizden. Ben burada x kat, burada da y kat olsun demiştim. Yani x ile y'nin toplamı isteniyor. 16 artı 13, 29'u verir. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir deriz. Evet, devam. 19'dayız. Oğuzhan, Oğuz, hemen yazdım. Müslüm, Müslüm'ü de yazdık. Ve Cenk, Cenk'i de yazdık. Pekala. Hangi yılda kaç yaşında olduğuna dair bilgiler verilmiş bize? Ve diyor ki şimdi 2014 yılında 2014'ü yazdım abi buraya ben. Oğuz 6 yaşındaymış. Tamam güzel. Şimdi Müslüm'e bakıyoruz. Müslüm 2018'de 3 yaşında. 2014 yaşında kaç yaşında olur? Şimdi 4 yıl geriye gideceğim. 3, 3 yaştan 4 yıl geriye gidersem he, eksi 1 yaşında. Yani eksi 1 yaşında olması mümkün değil de doğmasına 1 yılı var diyelim. Tamam. Cenk'e bakıyoruz. 2022 yılında 10 yaşındaysa ne zaman doğmuştur? 2012'de. 2014'te 2 yaşındadır. Çok güzel. Buna göre hangi yılda Oğuzhan ve Cenk'in yaşları toplamı Müslüm'ün yaşının 3 katı olur demiş. O zaman hangi yılda diye sorduğuna göre ben bunları her birini o yıla götüreyim. Yani bilmiyoruz da onu. X yıl büyütelim. Bu 6 artı X bu X eksi 1 bu da 2 artı X yaşında olur. Diyor ki Oğuz'la Cenk'in yaşları toplamı yani 8 artı 2 X Müslüm'ün yaşının 3 katı olur. 3x 3 x eksi 3'e eşit olur diye sorulmuş. Tamam çok güzel. O zaman ben burada x'in 11 olması gerektiğini bulurum. E, x yıl büyütünce bu yaşa geliyor ya. 2014'ten x yıl büyütürsem yani 11 yıl öteye götürürsem. 2025 yılında bunların yaşlarının mar olacağını söyleyebilirim. Ve istenen de sağlanır. Cevabımız A şıkkında verilmiştir deriz. Gençler 20. sorumuzdayız. Belirli sayıda koltuğu bulunan bir konser salonunda başlangıçta bazı koltukların boş olduğu ve ayakta duran seyirci sayısının koltuklarda oturan seyirci sayısının iki katı olduğu biliniyor. Şimdi bir ayakta ayakta izleyicilerimiz var. Bir de oturan izleyicilerimiz var. Diyor ki başlangıçta bazı koltuklar boş ve ayakta duran seyirci sayısı oturanların iki katıymış. Yani oturan x kişi varsa ayakta duran 2x kişi vardır. Değil mi? Peki ayakta duran seyircilerden 60 tanesi boş koltuklara otursun istiyor. O zaman ayaktaki kişi sayısı 60 azalır. Oturan kişi sayısı da 60 artar haliyle değil mi? Peki bu durumda diyor salondaki tüm koltukların 1 bölü 2'si dolu oluyor. Şimdi oturan kişi sayısı koltukları dolduran kişilerdir. Ve bu şu an koltukların yarısı kadar kişi oturuyor. X artı 60 o zaman kaç tane koltuk vardır? Bunun 2 katı kadar çünkü x artı 60 tane oturan varsa Demek ki boş koltuk sayısı da x, x 60 olacak x, x, x artı 60 tane x, x 60 değil ha x artı 60 x artı 60 oturuyorsa bu koltukların x artı 60'ı doludur x artı 60'ı boştur çünkü 1 bölü 2'si demiş O zaman toplam koltuk adedi Hemen şuraya koltuk yazdım Bu 2 x artı 120'dir hocam Çok güzel Şimdi diyor ki bunun yerine şimdi farklı bir senaryoya geçiyor. Koltukta oturan seyircilerden 30 ayağa kalksın istiyor. Yani X kişi oturuyordu. X 8, 30 olur artık oturana dedi. Ayakta kişi sayısı ne olur? 2X artı 30 olur. Değil mi? Bunlar ayağa kalktılar çünkü. Tüm koltukların 3 bölü 4'ü boş oluyor. E şimdi şunlar oturmuyor mu? Dolu olan kısmı bu. X 8, 30. E 1 bölü 4'ü dolu. Çeyreği buysa tamamı nedir yine? 4 ile çarparım. Yani 4X eksi 120 olur. Eee, şimdi koltuk sayısı buna eşit olduğu gibi Burada eşitmiş. Çünkü bunun 4 katı dedik. çeyreğiydi ya. O halde bunlar birbirine eşittir. Eşit dersem 2x'i bu tarafa davet ettim. 2x eksi 120'yi diğer tarafa davet ettim. 240. O zaman x kaçtır? 120'dir. Ben de x 120 şöyle gösterelim. Sığmada ekrana hissettim onu. x 120. İstenen şey başlangıçta ayakta duran kişi sayısı 2x'ti. E x 120 ise ayakta duran 240'tır sevgili gençler. Böylelikle 20'yi de çözmüş olduk dedik. Ve geldik 21'e. Diyor ki dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kitaplık 3 tane eş bölümden oluşuyor. Yukarıdaki birbirinin aynısı olan 4 kitap yatay ve dikey konumlandırılmış. Birinci durumda ve ikinci durumdaki kitapların üst kısımları arasındaki uzaklıklar ölçülmüştür. Uzaklıklar birinci durumda 144, ikinci durumda 84 santimdir. Kitaplığın yerden yüksekliği soruluyor yani x soruluyor bize. Şöyle ikisi de ekrana sığsın ve ben sana şöyle şeyler anlatayım. Bak o... E Koyu kahverengi olan kısımlar 2'şer santimmiş bu arada. Şöyle yapalım mı? Şu bir kitabın uzunluğu. Bir kitabın uzunluğu. Aslında oradaki raf boşluğuna eşit. Ben bu bir kitabın uzunluğuna A diyecek olursam. Haliyle burası da A'dır. Haliyle burası da A'dır. E, bu kitabın yüksekliğine A dedik ama. Kalınlığına da B diyelim. O halde şu kısım bana neyi verir hocam? A-B'yi eksi verir. A-B. Güzel. Şimdi A, A ve A eksi B'yi toplarsam 3A ekranda böyle bir şey oluştu. Neden böyle bir şey oluştu? Heh, git, git buradan. Demek ki öyle bir şey altyapısında var. Neyse 3A eksi B. Bir de 2 santim burası 2 santim burası. E ne etti hocam? 4 santim. Eşittir kaçmış? 144. Yani ben burada 3A'dan B'yi çıkarınca 140 elde edildiğini gayet gördüm şu an. Peki bu cepte İkinci şekli yorumlayalım. E şimdi hocam şurada 2 zaten. Burada 2 idi. Şurada ne var? Bir A var. Değil mi? Şurada B idi zaten. O halde burası da A artı B artı 4. 2 tane 2 santim var. A artı B artı 4 eşittir. A artı B artı 4 eşittir. Neymiş bu da? 84 müymüş? 84 santim vardı değil mi aralarında? E güzel. O zaman A artı B kaçtır? Hocam A artı B de 80'dir. 3A eksi B kaçtı? O da 140'tı. Ben bunları toplarsam 4A gelir. 220'dir. A kaçtır? 55'tir. Burası 55 ise A. B de 25'tir haliyle. Benden istenen şunun tamamı. Şimdi bunun tamamında ne var? Hocam A var, A var, A var. Bir de 1, 2, 3, 4 tane o koyu kahverengiler. Yani 8 santim var. O zaman bizden 3 artı 8 isteniyor açıkçası. 3A 3 kere 55'ten kaynaklı 165'tir. Ben buna 8 eklersem 173 bana cevabın ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geldik 22'ye. Şimdi 22 şöyle bir soru arkadaşlar. Ee, i̇şlemlere dalarsan yoğun işlem yapma üzerine bir e, çözüm inşa edersen boğulursun çözümün içerisinde. Bir sürü sayı sadeleştirmeyle falan uğraşırsın. Kesirlerle çok uğraşırsın. Yani kesirler sana musallat olur. Ama biraz basit düşünürsen işin kolay. Nasıl basit? Şöyle diyor bak. E, küçükten büyüğe doğru sıralanmış telefonlar var. Renkleri birbirinden farklı. Herhangi bir telefonda açılan kare biçimdeki bir fotoğrafın çevre uzunluğu direkt çevre uzunluğu bak. Hemen solundaki telefonda açılan aynı fotoğrafın çevre uzunluğundan %20 fazla. Şimdi bir şeyin %20 fazlası demek onu bulabilmek için 120 bölü 100 de çarpman gerekiyor bunu. Yani 6 bölü 5 de çarpman gerekiyor. Bu buna eşit. O zaman ben şuna x dersem buradaki karenin örnek veriyorum. Şöyle kare açtık. Buradaki karenin çevresi x ise buradaki karenin yani kırmızıdaki karenin çevresi x çarpı 6 bölü 5'tir. Bu da bunun 6 bölü 5 katı olacak. Yani şöyle. Tamam. E bana diyor ki şuradaki pardon mavideki e, çevre sarıdaki çevrenin kaç katıdır? Şuna bakıyorsun bu abi 36 bölü 25 x değil mi? 36 bölü 25 x x'in kaç katıdır? Ben bunu x oranlarsam 36 bölü 25 katıdır. Haliyle cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geldim 23'e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yukarıdaki gibi numaralandırılmış 7 tane topun her biri yukarı, numarası kendisinden hemen önce ve hemen sonra gelen tüm toplara teğet olacak biçimde yerleştirilecek. Örneğin aşağıda uygun 2 yerleştirme verilmiş cela bilin hemen yanında 2 iki var. 2'nin komşusu. 2'nin yanında bir 3 var. 2'nin komşusu. daha sonrasında 3'ün bak yanında 4 var. 4'ün yanında 5 var. Ona teğet. 5'in yanında 6 var. 5'e teğet. 6'nın yanında da 7 yedi var. 7'ye teğet. Tamam çok güzel. Yine burada da öyle bak 1'e 2 iki teğet, 2'ye 3 üç teğet, 3'e 4, 4'e 5, 5'e 6, 6'ya 7 teğet gibi. Şimdi burada diyor ki toplar yukarıdaki gibi yerleştirilebildiğine göre x sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı bir kere bir kere şuraya 2 diyebilirim hocam. Çünkü ee, burada eğer ki ben örnek veriyorum şuraya 2 şuraya 3 demiş olsam 3'e teğet olan 4'ü buraya yazmam lazım yazamam. Dolayısıyla köşedeki mutlaka 2 olmalı. Şurası 2. 2'ye teğet olan 3'ün de olması gerekiyor. Tamam artık bitti sorumuz. Çok rahat bitti. Neden? Çünkü burada 7 var burada 3 var. Bak 7 ve 3 var. 3'ün hemen yanında 3'ün hemen yanında 4 olabilir. Değil mi? 4 olabilir. 7'nin hemen yanında 6 olabilir. Dolayısıyla x kafadan 4 ve 6 olabilirmiş. X'in alabileceği değerlerden ikisi bu. Peki başka bir şey olamaz mı? Geriye zaten sadece 5 kaldı. Acaba 5 de olabiliyor mu diye bakacağız şimdi seninle beraber. Eğer ki x burada 5 olursa şurası mecburen 4 ve burası mecburen 6 olur 4'ün komşusu 5 6'nın komşusu 5 yani bu da olur x 5 olabiliyormuş. x'in alabileceği değerler bunlardır ve toplamı da bize 15'in ta kendisini verir cevap D şıkkında verilmiştir deriz. 24 A firması ve B firması bunlar kıyaslama için bir tablo oluşturulmuş. Bunların bir sabit ücretleri bir de birim ücretleri var. Bunlar ne anlama gelmiş bakalım. Yukarıdaki tabloda A ve B firmalarının yaptıkları işe karşılık talep ettikleri sabit ve birim ücretleri, ücret tarifleri verilmiş. Örneğin A firmasına 100 adet ürün siparişi vermek isteyen birisi sabit ücret kafadan alınacak abi 5000 lira. O 100 tane sipariş içinde her biri için 3 lira vereceksin diyor. Böylelikle 5300 lira tutacak senin Toplam maliyetin diyor. Tamam anladık güzel. Buna göre hangi firmayı tercih ederse etsin aynı ücreti ödeyen bir kişi kaç tane ürün sipariş etmiştir? Şöyle ki kaç tane ürün sipariş etmiş diyor ya bir kere şuradaki ürünler buradaki üründen 1 lira pahalı. Bu da bundan 1000 lira pahalı. Aradaki 1000 liralık farkı kapatabilmek için farkları 1 lira olan ürünlerden kaç tane sipariş etmem gerekir? 1000 tane. Cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Bak tekrar ediyorum iyi dinle. Şimdi sabit ücretlerine baktığın zaman B A'dan 1000 lira fazla. Bu aradaki 1000 lira fazlalığı kapatıp eşitlemem gerekiyor. Nasıl eşitlerim? E bunun bir tanesinin maliyeti bunun bir tanesinin maliyetinden 1 lira fazla. O zaman ben bundan 1000 tane sipariş etmeliyim ki aradaki farkı kapatıp eşitleyin fiyatı. Cevabımız E Evet geldik 25'e. Bir ve ikinci kaselerde bulunan kuryemişlerin kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiş. 50-60-40. 50 fındık, 60 fıstık, 40 leplebi var. Diğerinde ise 40 fındık ve 10 leplebi var. Fıstık yok. Bunları karıştırırsam yüzde kaçı e, neyi olur demiş? Fındık olur. Şimdi bunları karıştırırsam toplam 90 kadar fındık olur. Toplamı ne kadar olur? E, hocam e, şurası 150, şurası da 50 toplamı 200 olur yüzde 90 olan şey yüzde 45'tir. 2'ye böldüm, ikiye böldüm. Cevabımız e'dir. Yüzde 45 diye okur. Nasıl okursun? Yüzde 45 diye okursun. Böyle yazarsın, değil mi? Peki, 26. Bir fabrikada üretilen mallara numara basan makinede bir arıza oluşmuş ve altının veya dokuzun katı olan numaralar okunmayacak şekilde basılmış. Kalite kontrolü sırasında bu mallar paketleme işleminden çıkarılmış. Örneğin 20 tane mal üreten bu fabrikada 6, 9, 12 ve 18. 6, 6'nın katı, 9, 9'un katı, 12, 6'nın katı, 18, ikisinin de katı. Numaralı ürünler kalite kontrolünden çıkarılmış ve diğer ürünler paketlenmiş. Buna göre bu fabrikada paketlenen 47. ürünün üretim numarası kaçtır? 47'ye kadar kaç tane 6'nın katı var, kaç tane 9'un katı var onu bulabilmek için. 47'nin içinde kaç tane 6 var? 7 tane. 47'nin içinde kaç tane 9 var? 5 tane. Peki 47'nin içinde şimdi 6'nın katını sayıyoruz 9'un katını sayıyoruz da böyle 18 gibi olan bir de her ikisinin katı olanlar var. 47'nin içinde kaç tane? 18 var. Hem 6'nın hem 9'un ortak katı olan. On, kaç tane 18 var? 2 tane. Yani toplam 7 artı 5 12. Bundan bunu çıkaracağım. 2 defa saymayalım çünkü her ikisini. 10 tane. Yani 10 tane numara es geçilmiş burada. O zaman 47'nin üstüne 10 eklersem 10 eklersem 57 gelir. 57 şıklarda yok. Neden? Çünkü 47'den de 57'ye kadar olan işte 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56. Bunlardan 6'nın ve 9'un katı olanlar var. Mesela 48 es geçilmiştir. Değil mi? 47'den hemen sonra es geçilmiştir. Veya 54 hem 6'nın hem 9'un katı es geçilmiştir. Başka var mı? Yok. O zaman iki tane daha numara es geçiliyorsa 57'nin üstüne iki tane daha ekleyeceğim 59 numaradır diyeceksin. Doğru cevabında C şıkkı olacak. Geldik 27'ye. Doğrusal bir yol üzerinde biri A kentinden B'ye öteki de B'den A'ya ee, sabit hızlarla saat 7'de aynı anda harekete başlayan iki araç belli bir zaman sonra karşılaşmışlar. Şimdi şöyle e, yolumuzu düz çizelim yokuş olmasın. Şurası A kenti olsun gençler. Çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şurası B olsun. Ee, i̇kisi de saat 7'de harekete başlıyorlar. A'dan hareket eden araç B'ye 08.45'de varıyor. Ki 7'den 8.45'e 1 saat 45 dakika. 60 artı 45'ten 105 dakika. Yani A'dan hareket eden 105 dakikada diğer şehre ulaşmış. B kentinden hareket eden araç 9.20'de. Şimdi 7'den 9.20'ye 2 saat 20 dakika var. 120 artı 20'den 140 dakika yapar. B'den hareket eden araç da 140 dakikada bu mesafeyi almış. A'dan B'ye. B'den A'ya. Ee, buna göre bu araçlar saat kaçta karşılaşmışlardır diye soruluyor. Hmm. Şimdi şöyle düşünelim. Biri 105 dakikada ödeki de 140 dakikada vardıysa bu 105 ile 140'ı oranlayalım. Ee, i̇kisi de mesela örnek veriyorum. İkisi de e, 7'ye bölünür mü? Bölünür. 5'e bölünür. İkisi de 35'e tam bölünür. 35'e böldüm 3T diyelim. 35'e böldüm 4T diyelim. Şimdi birisi 3T sürede, öteki 4T sürede varmış. Bunu anladım. O halde A'dan A, e, hareket eden araç 4V hızına sahipken B'den hareket eden araç 3V hızına sahiptir. Çünkü hızla zaman ters orantılıdır. Hızlanırsan geçen süre azalır. Geçen süreyi arttırırsan ...hızın yavaşlamış demektir. Dolayısıyla A'dan hareket eden aracın hızı 4V... ...B'den hareket eden aracın hızı da 3V'dir dedim. Bu aşamadan sonra şunu düşünelim. Biri 4V, diğeri 3V ya. Nerede karşılaşmış olsunlar? Tabii B'ye daha yakın olan bir yerde karşılaşırlar. Yani şuralarda bir yerde karşılaşsınlar. Tamam mı? T süre geçtiğini düşün. T süre. Ee, T süre sonra karşılaşmış olsunlar. Tabii A'dan hareket eden araç buraya... T sürede geldi. B'den hareket eden araç da buraya T sürede gelmiş oldu. Değil mi? Üst tarafta 3V yani B'den hareket eden aracın geçirdiği süreyi hesap gösterelim. Alt kısımda da A'dan hareket eden aracın geçirdiği süreyi temsilen gösterelim. Şimdi artık bu bu tarafa devam edecek ya. A'dan hareket eden araç şu tarafa doğru hareket edecek. B'den hareket eden araç da buradaki mesafeyi alacak. Şimdi ben şu soruyu sorarım. 3V hızıyla T sürede aldığı bir yolu 4V hızıyla ne kadar sürede alır? Tabii ki de 3 bölü 4 T sürede alır. Peki diğer taraftan bunun T sürede aldığı bir yolu yani 4V ile T sürede alınan bir yolu 3V ile kaç sürede alırız? Tabii ki de 4 bölü 3 T sürede alırız. Şimdi alttakiler yani şununla şu A aracının geçirdiği süre Üsttekiler de yani şununla şu B aracının B'den hareket eden aracın geçirdiği süre. Ve biri diğerinden ne kadar fazla? 35 dakika. He, tamam. O zaman ben şunu derim. T ile e, 3 bölü 4 T'yi bir toplasak ne olur? Hocam işte 4 T 7 T bölü 4 mü olur? İşte bu 7 T bölü 4 e, nedir? 105 dakikadır. 105 dakika. T'nin kaç dakika olduğunu buluruz artık. Şimdi 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. Hocam burası 15 geldi. 4 kere 15. T kaçmış 60. Ne demiştik? T süre sonra karşılaştılar demedik mi? Yani 60 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Yani saat 7'den sonra 8'de buluşuyorlarmış. Tam 8'de karşılaştılar. Cevabımız D'ydi gençler. Güzel. Ne kadar az işlemle çözülebilirse diye uğraştım ve minimal bir şekilde çözmeye gayret gösterdim. Umarım anlamışımdır. Yani hani e, bu tarz ifadelerde çok denkleme girersen işte o zaman TD'de süre yetmez dedikleri muhabbet var ya ona yakalanırsın. Biraz mantıkla hareket etmek gerekiyor gençler. Tamam? Biraz. Çok değil. 28. Aşağıdaki grafik bir bisikletlinin 10 kilometre, dikkat et 10 kilometre yol alırken harcadığı kalori miktarının yolun eğimine bağlı olarak değişimini göstermekte. Örneğin derecesi sıfır olan e, yolda. Dağ bisikletçisi 10 kilometre yol altında 500 kalori harcıyor. Sonuçta düz yolda bisiklet sürerken de kalori harcadığına göre. Tabi eğim arttıkça harcanan kalori miktarı da artıyor. Mesela burada eğim 5 olduğu takdirde 10 kilometrede harcanan kalori miktarı 500 koymuş üstüne. 1000 olmuş artık. Değil mi? Güzel. Hatta burada da eğim 10 iken burası 1000 artmış. Yani o zaman ben şunu anlıyorum ki doğrusal artıyor bu yani. Hani tamam bu bisiklet de 8 derecelik eğime sahip bir yolda 5 kilometrede harcadığı enerji miktarıyla düz yolda kaç kilometre yol alır? Hemen şöyle diyelim hocam. Burası kaç? 1000 mi? 1500 ile 500 arasındaki mesafe 1000. E, 0 ile 10 arasındaki mesafede 10. 1000'i 10'a bölersem 100. Yani eğim burada. Eğim derken buradaki üçgenin eğiminden bahsediyorum. Yani bu eğimden bahsetmiyorum. Üçgenin eğimi. Karşı bölü komşu 100. E şimdi... 8 derecelik yolda yani şöyle 8 derece eğimi olan bir yolda şurası kaç? 8 mi? 100 katı burası 800'dür hocam o zaman. 500'ün üstüne 800'ü e eklersen şurası kaç gelir? 1300 gelir. Demek ki 8 derecelik yolda 10 kilometre bisiklet sürünce 1300 kalori harcıyoruz. Tamam bunu bulduk. Adam bana diyor ki 8 derecelik eğime sahip yolda 5 kilometrede. 8 derecelikte 5 kilometre kullanırsan o zaman Yol yarıya düştüğü için kalori de yarıya düşer. 650 kalori harcar. Peki diyor bu 650 kaloriyi diyor harcadığı enerji miktarıyla düz yolda kaç kilometre yol alır? Yani düz yolda 650 kalori harcayacak, harcayarak ne kadar hareket edebiliriz? Düz yolda eğim sıfırdır ve 10 kilometrede 500 harcandığını görüyoruz. 10 kilometrede 500 harcıyorsa o zaman 650'yi harcayabilmesi için kaç kilometre hareket etmesi lazım? Buna bakacağız. 650 ile 10'u çarpıp 500'e böleceğiz. 650 çarpı 10 bölü 500. 0 0 0 0 65 bölü 5 bize 13'ü verir. Demek ki 13 kilometre yol alabilirmiş. 650 kalori ile gençler. Geldik 29'a. Aşağıdaki broşürde bir kitapçıda satılan roman, şiir ve e, masal türündeki kitapların Farklı yayınlara göre fiyatları verilmiş. Mesela Roman K yayın evinde 100 lirayken L'de 80 liraymış. M'de de 100 liraymış gibi. Buna göre bu kitapçıdan 180 liranın tamamıyla tamamıyla roman türünde bir, şiir türünde bir ve masal türünde bir kitap olacak. Yani her türden bir kitap alacak olan Gizem seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? Tabii N yayın evinde sadece masal türünde kitaplar satılıyormuş. Dolayısıyla çizgi çektim ben oraya diyor haberin olsun diyor sorumuz peki Şimdi bir tane roman, bir tane şiir, bir tane masal mı alacağız? Roman, şiir, masal. Şimdi şöyle diyebilirim 180 lirayla yapacağım bir de bunu ha. Şimdi o zaman ben 100 liralık bir roman alırım. Tamam mı? 60 liralık şiir ve 20 liralık masal alırsam 180 lira yapar. 100 liralık bir roman alırım. 40 liralık bir şiir kitabı ve 40 liralık da bir masal kitabı alırım. 100 liralık romanın yanına başka bir şey alamam 80 liraya tamamlayacak. Dolayısıyla artık romanı 80 lira yapalım. Şimdi şiirle masal 100 lira tutması gerekiyor artık. 100 liram kaldı çünkü. Bu da 60 artı 40 ile mümkündür. 60 ve 40. Başka da mümkün değildir. O halde diyorum ki şunun için 100 liralık bir romanı iki farklı şekilde seçerim. 60 liralık bir şiiri tek farklı bir şekilde seçerim. Çünkü bir tane var. 20 liralık masalı iki farklı biçimde seçerim çünkü iki tane var. Yani toplam 4 tane seçeneğim var bu şekilde. Geldim buraya. 100 liralık bir roman iki farklı biçimde seçiliyordu. 40 liralık şiir yine 2. Ve 40 liralık bir masal da 2 tane 40 liralık masal olduğuna göre 2. Yani toplam 8 farklı seçeneğim mevcut. 80 liralık bir romanı tek farklı biçimde seçerim. 1. 60 liralık şiiri 1. 40 liralık masalı 2. O halde 2 seçenek var. 4 artı 8 12. 2 daha 14 yapar. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve son sorumuz. Unutmadan söyleyelim. Ee, 31. son sorumuz diyorum. Çünkü hani 40 tane soru var denemede. 31 ila 40 numaralı sorular arasındaki geometri sorularını biliyorsunuz ki Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında izleyeceksiniz çözümlerini. Aklınızda bulunsun. Kenan komutanımız sizler için bu soruların çözümlerini yapıyor. Devam. Diyor ki çok güzel bir soru bu arada beğendim. Ee, bir tane soru görseli verilmiş. Kağıt var yırtılmış. Yukarıda çoktan seçmeli. Yani 5 şıklı ve öncüllü bir soru kağıdı gösterilmiş. Ee, kağıt alt kısmından dikkatsizce koparıldığı için cevap şıklarının bazıları görünmüyor. Yani C, D, E şıkları yok. Normalde hani burada C, D ve E de olacaktı ya onlar yok arkadaşlar. Tamam. Buna göre yukarıda görünmeyen CDE şıklarından en az birinde Birinci öncül bulunan bir şıkkın olma olasılığı. En az birinde diyor. En az birinde birinci öncül bulunsun diyor abi. Yani şöyle mesela C'de birinci öncüllü bir şık olup D'de ve E'de olmayabilir. D'de olup C ve E'de olmayabilir. E'de olup C ve D'de olmayabilir. C, D'de olup E'de olmayabilir. D, E'de olup C'de olmayabilir. C, E'de olup D'de olmayabilir. Hepsinde olabilir. Bu, burada kaç tane ihtimal saydım? 7 mi? 7 ihtimalin hepsini nasıl sayacağım ben? Değil mi? O zaman istenmeyen durumu ortaya çıkarmak daha mümkün bence. Şimdi bunun için de şöyle diyeceğim. Abi ben bu şıkları dizayn ederken. Mesela herhangi bir şık dizayn edeceğim. Bu şıkkın içerisinde. Birinci öncül var mıdır yok mudur? İki ihtimali vardır. 2 İki, çarpı. ikinci öncül vardır veya yoktur. Üçüncü öncül vardır veya yoktur. Ki toplam 8 tane ben şık üretebilirim. Hatta bunları da yazabilirsin. İşte yalnız şey, hiçbiri, yalnız bir, yalnız iki, yalnız üç, dört oldu. Bir ve iki, beş oldu. Bir ve üç, altı oldu. İki ve üç, yedi oldu. Bir, iki, üç, sekiz oldu. Bak gördün mü sekiz tane ürettim. Başka üretemem zaten. Tamam mı? Dört tane öncül olmuş olsaydı on altı tane üretildi. İki, i̇ki çarpı iki çarpı iki çarpı iki. Tamam sekiz tane var. Ve ben CDE'dekilerin hiçbirinin bu sekiz tanesinden Hiçbiri ve 1, 2, 3 olmadığını da biliyorum. O halde C, D, E şıkları için 6 tane benim e, garanti şeyim kaldı. Yani seçeneğim kaldı. 6 tane kaldı. Başka yok. Şimdi bunlardan içinde 1 olanlara bakalım. Yalnız 1. Yalnız 1. 1 ve 2. 1 ve 3. Başka içinde 1 olan yok. O zaman bunların 3 tanesinde 1 var. Diğer geri kalan 3 tanesinde 1 yok. Tüm durum nedir? O 3 tane şıkkı seçeceğim ya. Yani şuna, şuna ve şuna seçenek seçeceğim. 6 tanesinden 3'ünün seçilmesidir tüm durum. Bu tüm. Peki. Peki. İçinde içinde şunlar olmayan kaç tane var? Yani içinde 1 olmayan. E i̇çinde 1 olmayan 3 tane öncülüm vardı. O 3 tanesinden şuraya 3 tane seçeceksem 3'ün üçlüsü biçimde seçerim bunu da da istenmeyen. Altının üçlüsü 20'dir. İstenmeyen 1'dir 3'ün üçlüsü. Yani 19 tane istenen durum vardır. E tüm durumda 20 ise o zaman 19/20 bölü 20 bana cevabın ha kendisini verir sevgili gençler. Evet böyle güzel bir soruyla da finali yaptık. Mutlu olduk. Evet gençler tabii hani sınav esnasında düşünmesi zor olabilir. Açıkçası ama en azından sınavdan önce böyle bir soruyu gördüğün için... ...kendini şanslı hissetmelisin. Sonuçta bu bir deneme. Çözemedim diye üzülme. Ben zamanında... ...denemelere girerken... ...işte 2008'li yıllardan bahsediyorum. Denemelere girerken... ...İsa diye bir arkadaşım vardı. Hep beraber çalıştık. Hep şunu yaptık. Yani çözemediğimiz soru bizi sevindiriyordu artık. Çözemediğimiz soru... ...biz derece sınıfındaydık. Çözemediğimiz sorular... ...bizi sevindirmeye başlamıştı. Çünkü e, bir denemede matematiği... ...mesela mat 1 mat 2 vardı... ...ÖSS'ydi bizim zamanımızda. Mat 1 mat 2 vardı. Eğer ikisinde de fulle yakın bir şey yaptıysak... ...tamam mı? Biz buna üzülüyorduk açıkçası. Yani tamam çok net çıkardığımız için seviniyorduk ama... ...yeni bir şey öğrenemeyeceğimiz için... ...biz e, üzülüyorduk. Çünkü hani... ...zaten çözebilmişim. Yeni bir şey bu bana katmadı. Yani şuna düşünüyorsun... ...bu beni geliştirmedi diye düşünüyorsun... Bundan kaynaklı çözemediğin sorular seni geliştirir. E, kavramı bizim için çok değerli. Aklına mutlaka yer etsin bu. Evet gençler lafı fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerin de vaktini çalmak istemiyorum. O yüzden sonraki denememiz 6. deneme olacak. O denemede görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.